Evet, f fonksiyonu reel sayılar eksi sıfır yani sıfır hariç reel sayıların tamamı var. Tam kümesi burası. Reel dediği küme anlamına geliyor. Fx fonksiyonu nasılmış? 4 bölü x eksi sıfır şey pardon 4 bölü x eksi x'miş. Şu sıfır atmasının sebebi işte şu paydayı sıfır yaptığı için zaten. Ondan dolayı atmış yani sıfır. Yani ben buraya sıfır yazarsam 4 bölü sıfır ne var? Tanımsız da ondan dolayı sıfır atması gerekiyor tanımlanması için. Yani bunun sebebi buydu. Evet, fonksiyon için fx diyor sıfırdan sonsuza kadarmış. Yani şu fonksiyon sıfırla sonsuza değer alıyormuş. Yani olacak biçimde x pozitif gerçel sayılar kümesini bulalım. X'in alacağı değerleri bulacakmışız. Şöyle diyelim o halde şunun anlamı nedir? X fx'lerin sıfırdan büyük olduğu anlaşılır. Çünkü şöyle diyelim sıfır ve sonsuz arasındaki sayıları değil mi? Şu andaki sayılardı bizim aradığımız şeyler buradadır. Yani daha doğrusu fx'ler burada değiştiğini anlatıyor. Fx'ler o halde sıfırdan büyüktür değil mi? Bu arada bütün değerler sıfırdan büyüktür. Yani fx'lerin tamamı sıfırdan büyüktür. Çünkü sonsuza kadar gidiyorum zaten. Yani şu ifadeyi biz şöyle yorumlarız. Fx'ler sıfırdan büyüktür anlamına geliyor. O halde fx zaten şu ifadeyi ben demek ki şu fx'in yerine yazarım. 4 bölü x eksi x sıfırdan büyük olacakmış. Evet bu eşitliği çözmeye çalışacağız. Burada payda işlesen 4 eksi x kare gelir bölü x yapar büyüktür sıfır değil mi? Şurada çarptım x kare yaptı. 4 eksi kare bölü x yaptı. Yukarıda 2 kare farkı var. Çünkü şurası 2'dir. 2'nin karesi yani. Pardon 4'tür. 4 yerine ben 2'nin karesi yazarsam üst taraf şöyle çarpanlarla ayrılır. 2 eksi x çarpı 2 artı x şeklinde çarpanlarına ayrıldı. Aşağıda tabii x'imiz var. Büyüktür 0. Şimdi çarpanlar tek tek 0'a işlersen buradan x eşittir 0 gelir bunun kökü. Bu çarpanın kökü ne yapar? X eşittir 2 İki. gelir. Şuradan ne gelir? Buradan da x İki, eşittir iki. eksi 2. Evet, bunları ne yapacağım? Tabloya yerleştirmem gerekiyor. Tabloya yerleştirelim. 3 tane kök bulduk değil mi? 1, 2, şöyle 3 olsun. Bunları yazalım. Burası x'tir, burası fx diye yazabiliriz. Evet, şimdi şöyle ne yazmam lazım? Hangi değerler Eksi var iki. diye. Eksi 2 var. Eksi 2 yazıyorum. Sonra 0 var. Sonra 2. Sıfır. İki. Tabi bu eksi sonsuzdan başlıyor. Burada yazılabilir. Şu artı sonsuza kadar devam ediyor. Evet, bunlar 0 yaptı. Çift kat olayı yok zaten değil mi? Ama Hı. payda 0 yapan yer var. Payda 0 yapan değer kimdir? 0. Hani buraya ben bir çift çizgi atıyorum. Bunun anlamı neydi? Paydayı tanımsız yapıyor anlamı. Şu çift çizginin anlamı buydu. Geldik işarete. İşarete bakacağız. Şimdi şuradaki işareti düşünelim. Şu payın işareti nedir? Artı diye bakmayacağız. Neydi? En büyük x kare ya. Eksi. Hani polinom gibi düşünün. Polinom başka sayısıdır. Şuradaki işaretleri o da eksidir. Değil mi? Payın işareti Evet. eksi geldi. Paydan işareti burada x'tir. Zaten x'in işareti artıdır. Ben eksi artıya bölersem ne yapar? Eksi olur değil mi? Bu Eksi. eksi alacağım ne yapacağım? İşte tablonun en son kısmına yani sağ kısmına ekledim. Eksi sonra işaret değişecek. Çünkü tek kat artı tek kat Eksi. eksi tek kat artı Artı. eksi artı eksi yani. Gelelim bize neyi sormuştu? Şuraya bakarsanız sıfırdan Pozitif büyük şurada büyük işaret var ya sıfırdan büyük olan yerler bize istenmiş. Yani neresi onlar? Burasıyla şu bölge istenmiş. Bunda yazacak olsam eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar evet. Daha sonra 0'dan 2'ye kadar. Evet, şu aralık tabii burada birleşim var. Tabii bunu yazarken eksi sonsuz her zaman açıktı. Eksi 2 nedir? Zaten eşitlik olmak için bu da açık olmak zorunda. 0 da açık, 2 de açık. Çünkü eşitlik olsaydı ben 2 ile eksi 2 ile artık bir köşeli yapmam lazım. Şunlar köşeli olacaktı. Ne zaman? Eşitlik olsaydı. Çünkü onlar 0 yaptığı için. Bize zaten sıfır yapsın demiyor. Sıfırdan büyük olsun dediği için bunları köşeli yapmadım. Neyi sormuş? Olacak biçimde x'in pozitif gerçel sayılar kümesini bulalım. Şimdi şuraya bakarsan burası negatif bölge değil mi? Burada hepsi negatif. Buradaki sayıların tamamı, x'lerin tamamı negatiftir. Bunu istemiyor. Bizden ne diyoruz? Pozitif olan yerler sormuş. O halde cevap Sıfırla iki pozitif olan yer arası. burası. Evet, cevap burası. Sıfırla iki arası kıldı. Evet, bunun cevabı da bu olması gerekiyor. Şurada yazıyorum. Evet, sıfırdaki açık aralığı bu şekilde bitmiş oluyor. Evet, geldik diğer soruya.
Ne demiş? Eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi böyle bir eşitlik var. Biraz karmaşık gibi duruyor bize göre. Bir kere sağ taraf sıfır olması lazım. Bunu daha önce söylemiştik. Sayıda sol sıfır olması lazım. Ben genelde hep sağ tarafı sıfır yapıyorum. Yani x bölü x artı bir eksi diyorum. Şunun tamamını eksi diye karşıya atıyorum. Yani bu tarafa, sol tarafa. O zaman burası ne oldu? X artı bir bölü x'tir. Şu eksi niye oldu? Yer değiştirdiği için, yani diğer tarafa geçtiği için böyle oldu. Sıfırdan büyük. Burada ne yapmam lazım? Tabii ki payda eşitlemem lazım. Çünkü rasyonel ifadeler var. O halde ben burayı x ile paydasını eşitliyorum. Burayı da x artı 1 yapınca X evet, çarparsam ne gelir? Bu x'in artı çarparsam x X kare gelir. Direkt eksi diyorum. Bu x'in çarparsak ne gelir? X kare. artı X kare 1 artı gelir. bir. X kare artı 2x artı 1 gelmez mi? Çünkü x artı 1'in karesi değil mi? X artı 1'i x artı 1 çarparsak x artı 1'in karesi de bu da bu şekilde açılır. Yani x birincinin karesi, birinci ile ikinci çarpımı ikisi ve ikincinin karesi şeklinde. Böyle paydamız da neymiş? X çarpı x artı 1 geldi. Büyüktür 0. Şuradaki eksi içeri dağıtırsam ne olur? Ona bakalım şimdi. Şuradan yazalım. X kare eksi x kare eksi 2x eksi 1 diye açılacak. Payda kim vardı? X çarpı x artı 1 var. Bunu açmıyorum. Bir de çarpan şeklinde olması lazım. Evet. Şimdi burada neler var? Şunlar şu birbirini zaten götürdü. İşaret olduğu için ne kaldı yukarıda? Eksi 2x eksi 1 bölü aşağıda x çarpı x artı 1 geldi. X artı birler birbirini götürmez mi? Nerede x artı 1 var? Birinde x eksi bir, birinde x artı bir var ya, yeşille oldu. Yeşille olan yer, evet. Şurası x artı 1 var. Evet, bu kimi götürsün Bir diyorsun? de yukarısındaki. Yukarıda kim var? Eksi 2 x eksi 1 var. Bunda bu aynı değil ki. Gitmez. Götürmez. Bunda birbirini götürmez ki. Aynı değil. Öyle bir şey yok yani. Bu bunu götürmez ki. Aynı olması lazım. Farklı önce götürme olmaz burada. Evet. Yani bu şekilde bitti. Şimdi ne yapacağız? Çarpanları bulmam lazım. Yani köklerin çarpanlarını tek tek. Şu x'i sıfır eşitlesem ne gelir? X eşittir sıfır gelir buradan bir kök. Bunu x artı 1'i sıfır eşitlesem x buradan ne Eksi gelir? bir, Eksi 1 eksi geldi. Şu pay kısmını sıfır eşitlesem ne gelir? X işte buradan eksi 1 bölü 2 bir. gelmesi Eksi lazım değil bir mi? bölü iki. Evet, şimdi tabloya geçeceğiz. Tabloyu da nerede yapalım? Şurada yapalım. Evet, kaç tane kök var? 3 tane mi oluştu? 1, 2, 3 tane kök bulmuştum. Bunları yazdım. Şimdi şuraya x yazalım. Şurada fx diyelim. Fx derken neyi kastediyorum? Şu ifadeyi kastediyorum. Evet, eksi sonuçtan başlıyor x'ler. Geliyor geliyor. Burada kim var en küçük? Eksi 1 var değil mi? Eksi Sonra bir. eksi 1 bölü Eksi bir 2 var bölü iki. burada. Sonra da kim varmış? Sıfır. 0 var. Bunlar tek kat çift kat, ona bakacağız. Hepsi tek kat. Çift kat yok. Hepsini bir tane sıfır atıyorum. Tek kat olduğu için. Paydayı sıfır yapanlar var. Ona dikkat etmem lazımdı. Paydayı sıfır yapanlar da işte kimdi? Bir de sıfır. Buraya bir tane Sıfır. çift atıyorum. Çift kat. Çift kat anlamda değil burası. Eksi bir Dikkat. de olur değil Çarpı mi? yaptığı için bir de eksi bir evet. Bir de burada var. Paydayı sıfır yapanlar böyle çift çizgi gösteriyor. Evet, devam edelim. Şimdi işarete geldik. İşaretlere nereden bakacağız? Şu en son bulduğum eşitliğe bakabiliriz. Yukarı işareti nedir? X, eksi 2x yani o halde şurada ne var? Eksi var. Yukarıda eksi var. Aşağıda kimler var? Şu x'in işareti artı zaten. Çarpı. Şu x Eksi. artının işareti artıdır. Bunun sonucu ne yapar? Eksi yapar değil mi sonuç? Hadi gelip bu eksi ne yapıyorum? En sağda. Şurada yerine yazdım. Eksi. Eksi. Burada işaret değişiyor. Çift kat hiçbir şekilde yok zaten. Eksi, artı, eksi ve artı geldi. Yani bize sorulan neydi? Bu ifade. Şuraya bakıyorsunuz. Sıfırdan. Buradan anlaşılmıyor çünkü değil mi? Önemli olan şu en son yaptığımız işte böyle bakacağız. Sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. Nerede? İşte sıfırdan büyük olan yerden şurasıyla şurası olmaz mı? Olur. İşte burayı yazacağız. Çözüm kümesi olarak. Çözüm kümesi halinde nedir? Eksi sonsuzdan eksi 1'e birleşim eksi 1 bölü 2'den 0'a kadar. Tabi eşitlik olmadığı için hiçbirinde köşeli parantez olmaz zaten. Bunlar yuvarlak parantez. Neyi sormuştu? X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Evet, o halde şunlar negatif olduğu için bunlar zaten büyük olamaz. Demek ki ben şurada aramam lazım en büyük tam sayı. Bu aradaki en büyük tam sayı kaçtır diye sorsam dersin. Sıfır mı? En büyük evet. En büyük tam sayı. Sıfır dedin değil mi? Sıfır var mı? Sıfır dahil değil ama.
O zaman burada tam sayı yok ki. Ama Eksi eksik yarım, oluyor diğerleri. evet, bu arada tam sayı yok burada. Yani eksi yarım yani sıfır atarsa bir tam sayı olmaz. Çünkü şu köşeli değil de. Eğer köşeli olsaydı sıfır orada en büyük. O zaman çözüm kümesi boş mu olacak? Hayır, var. Şu taraftan bakacağız. Yani pozitif, ben şurada var zannettim de orada yokmuş. Şimdi Bir fark mi? ettim. Burada yoktur. Hani şu tarafta arayacağız. Şu arada kim vardır? Tam sayı olarak. Bir var. Burada bir var mı? Burada bir yok bence. Eksi bir var. Eksi iki. Aşağı doğru ince. Eksi bir, eksi iki, eksi üç diye devam ediyor. Eksi sonsuza kadar tam sayı. Şu köşeli olmadığı için zaten eksi bir alamam. Köşeli olsaydı eksi bir de alırdım. Böyle bundan bir önceki yani daha doğrusu ileri doğru küçülerek desem eksi iki var mıdır burada? Orada en büyük eksi iki de bence ya. İşte matematik yapmazsa eksi iki cevap. Hocam tam sayı ama eksi mi oluyor? Tam sayı demiş. Tam sayı eksi iki. Bu eksi iki tam sayı değil mi sence? Negatif tam sayı bu. Şöyle düşünsene. Şöyle bir sayı dost düşünelim beraber. Şimdi bizim olay nereden başlıyor? Ta eksi sonsuzdan başlıyor. Buradan başlıyor, geliyor. Sayılar, bütün sayılar. Nerede? Eksi bir de bırakacağız. Yani eksi bir dahili tabii. Sonra buraya atlayacağız. Sonra diyor ki eksi bir bölü 2'den başla diyor. Eksi yarımdan başlıyorum. Geliyorum. Sıfırda bırakıyorum değil mi? Şurada tam sayı yok. Neden? Zaten şu sıfır alamam çünkü dahil değil. Bu arada tam sayı yok. Hepsi nedir? Eksi bir şeydir. Mesela eksi 0.4, eksi 0.3 gibi sayılar var burada. Veya sayılar. Buradan tam sayı seçemiyorum. O halde gelin bu tarafa. Bu tarafta eksi 1'i seçemiyorum. O zaman ne aldı? Eksi 2 var değil mi burada? Tam sayı olarak en büyük eksi 2 vardı. Bunu aldım işte. Tamam hocam anladım. Bu cevap da bu olması gerekiyor ama bir yere bakalım şuradan neydi cevap. Şurada eksi 2 yazıyor galiba. Eksi 2'miş doğru. Geldik böyle bir soru var bu kez de. Hocam bir önceki sayfaya dönseniz olur mu? Evet döndüm. Tamam hocam. Geldik böyle bir soru var. Pardon. Sayfaya geçmek için. Şimdi şöyle bir soru var. Burada da şurada x'e bağlı olmayan bir nedir? Reel sayı. Bu da reel sayı. Ne yapabiliriz? Burada aslında şu sayı nedir? Negatif pozitif olduğunu bulabilir miyiz? Bu kök 4'tür. Yani şunu bilmemiz lazım. Kök 3 eksi ne diyelim? 2 diyelim. Bu sayı negatif mi pozitif mi? Bunu araştırıyorum. Onun için bu kısma geldim. Şimdi ben şu kök 3'ü yazarım. Şu 2 yerine kök 4 yazarım değil mi? 2 yerine kök 4 yazarım. O halde bu kök 3 daha küçük olduğu için eksi kök 4 çıkınca ne yapar? Bu negatif bir sayı gelmez mi? Bunun sonucu negatiftir. Çünkü kök 3 daha küçüktür. Kime göre? Kök 4'e göre. Bu negatif. Demek ki şu negatif sayı ise ben her iki tarafı ne yapıyorum? Şöyle çarpıyorum. Kök 3 eksi 2 ile çarpıyorum. Sağ ve sol. Buraya da çarpıyorum. Aynı şekilde. Tabii şu parantez içinde de. Evet, kök 3 eksi 2 ile çarptım. O zaman şunlar ne yaptı? Sağ değişti. Bunlar gitti. Burada ne kaldı? X kare eksi x eksi 3 kaldı. Küçük eşittir değil de burada tabii yön değişecek. Çünkü dokuzu hatırlarsan bir eşitsizlik negatif bir sayı ile çarpıldığında ya da bölündüğünde yön değişiyor. Halbuki ben burada yön değiştirmem lazım. Büyük Yani eşittir. büyük eşittir diyorum. Küçük eşittir yerine büyük eşittir diyorum. Ve burada iki kare farkı var dikkat ederseniz. Yani a artı Teşekkür b a eksi b ederim. iki kare farkından dolayı burası 3 eksi 4 yazdık. Değil mi? Hatırlıyorsun değil mi? A artı B ile A eksi B ile A artı B'nin çarpımı nedir? A kare eksi B kare değil mi? İki kare farkı budur. Yani bizim soruya bakarsan öne Evet. gelmiş de kök 3 gelmiş. Şuna 2 gelmiş. Demiş öne gelmiş de kök 3 gelmiş yine. B yerine de 2 gelmiş. Bunun cevabı diyorum ki kök 3'ün karesi yapar diyorum. Eksi 2'nin karesi yapar. Kök 3'ün karesi zaten 3'tür. 2'nin karesi zaten 4. Şöyle gelelim. Bu da bu işte. Evet, son hali ne olur? X kare eksi x eksi 3 oldu. Büyük eşittir. Eksi 1 oldu. Eksi 1 sol tarafa atarsan buradan ne gelir? Artı diye geçer. Eksi 2 mi kalır? Şöyle gelir değil mi? Denklem. Eşitsiz bu hale gelir yani. Burada yine çarpanlara ayırma olayı var. Çarpanlara ayıralım. Bunu x x diye bunu da 2'ye 1 diye seçelim. Şunu eksi versem ortayı veriyor değil mi? Demek ki şu ifademiz nasıl yazılacak o zaman? X X artı eksi 2 bir. çarpı x artı 1 mi yazılır? Evet. Şunun köküne gelir.
2. Bunun kökü. Eksi 1. Tamam, tabloya geçebiliriz. Şurada tablo yapalım. İki tane mi kök burada? İki tane çizgi atıyorum buraya. Evet, x burası. Şu an fx diyelim. Fx derken neyi kastettim diye söylüyorum. Şu ifade, pardon şu ifade diyelim şurası. Sonra eksi bir küçük olan, Eksi 1. büyük olan 2. İki. Evet, bu şekilde kök tek katladım, tek sıfır atıyorum. Şunlar zaten eksi sonsuzdan başlıyor. Artı sonsuza kadar gidiyor zaten. Geldik işarete. İşaret nasıl anlayacağız? Ya şuradan tek tek bakmak lazım. Bunun işareti artı, bunun işareti artı. Artı ile artı çarparsan artı veya da burada x kare en büyük ya. Bunun işareti zaten artı. O halde artıya başlayabilirsiniz. Evet, artıya başlayalım. Tek kat olduğu için işaret değişti. Eksi oldu ve artı geldi burada. Bize neyi sormuştu? Bakalım sıfırdan büyük olan yer. Bak buraya bakmayın. En son şurada bulduğumuz eşitliğe bakacağız. Evet, sıfırdan büyük olan yerler kimler? İşte şu bölgeye ve bu bölgeymiş. Bunları yazalım. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar birleşim 2'den sonsuza kadar. Sonsuzlar her zaman yuvarlak olduğunu söylemiştik. Eşitlik var mı? Var. O halde sıfır yapan yerleri alacağım. Umarım. Sıfır yapan yerler zaten şunlardı. Yani şu tam eşitlikten eksi 1 sıfır yaptım. Bunu köşeli yapacağım. 2 de sıfır yapıyor. Bunu da köşeli yaptım. Eşitsizliğin çözülmesi sorulmuş. Zaten cevap olması gerekiyor. Yani eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar birleşim iki sonsuz arası. Bunu da şöyle tabi yazabiliriz. Bunda bir yöntem var ya. Tümleyen işlemi var burada. Yani bunu da şöyle gösterebiliriz. Sayı doğrusuna görecek olursak şöyle gösterelim. Yani şu sayı doğrusunu nasıl gösteririz? Şöyle çizelim. Burada neyi kastediyor? Diyor ki eksi sonsuzdan başlıyoruz sayılar. Eksi sonsuz burası. Sonsuzda eksi sonsuzdan başladım. Geldim. İşte eksi 1'de ne yapıyorum? Kafası dolu tabii. Eksi 1'de bıraktım. Burada bir sıçrama yapacağım. Boşluk bırakıyoruz. Nereden? Nereden tekrar devam ediyor. 2 dahil. 2'den başlayıp sonsuza kadar ne yapıyorum? Gidiyorum. Artı sonsuza kadar. Biz bu kırmızı bölgeyi şöyle de tarif edebiliriz. Reel sayılar yardımıyla. Ne yazarız? Çözüm kümesi tekrar gelecek olsam. Reel sayılardan yani bunun tamamı ya reel sayılar. Bunun tamamı da şu arayı çıkarmam lazım. Doğru mu? Bu arayı çıkaracağım. Bu da nedir? Eksi 1'de 2 açık aralığı. Çünkü buna dahil değildir. Bunun tümleyeni yani şu kırmızıyla çizdiğim bölgenin tümleyeni nedir? Reel sayılar bunun tamamından şu arayı çıkarmam lazım. Eksi 1'de 2 nedir? Eksi 1'deki buraya dahil olduğu için tümleyene dahil değil. Bundan dolayı burası yuvarlak olması gerekiyor. Yuvarlak bu netleşim olacak yani. Evet, bundan dolayı cevap uydu zaten. Şurada öyle yazdım. Reel sayılardan eksi 1, 2 aralığını çıkarmış açık aralığını. Cevap buydu yani. Evet, bu da bu şekilde. Gelin bu soruya. Ne yapmışlar? 3 üzeri x eksi 1 demişler. Bunu sıfıra eşitlersek acaba ne gelir? Daha doğrusu 3'ün kuvvetlerinin tamamı sizce negatif gelebilir mi? Ya da pozitif mi gelir, negatif mi gelir? Öyle soralım. Yani burası 3 üzeri x eksi 1 demiş ya kızlar şöyle. X yerine mesela 1 yaz. Ne olur kızlar? 1 yazarsak. 0. 3 üzeri 0. 3 üzeri 0 kaçtır? Değeri 1'dir. Pozitiftir yani. X yerine 2 yazarsan ne olur? 3 üzeri 1 yapar. Yine 3 gelir. Yani pozitif. Hep 0'dan büyük gelir. Dikkat ettiniz mi? Yani bu üstel fonksiyon diyoruz biz buna. Üstel fonksiyon taban sayı üstü fonksiyon. Yani x'e bağlı bir şey olması lazım. Bu gibi ifadeler her zaman pozitif. Tabii işaret tabii artı olmak şartıyla da. Yani şurada 3'ün işareti artı ya ondan dolayı. Çünkü 3'ün bütün kuvvetleri mesela 3 yazarsak x yerine 3 eksi 1 değil mi? 3 üzeri 2 yapar. Bu da 9 yapar. Yine ne oldu? Sıfırdan büyük. Yani negatif sayı da yazsam mesela 3 üzeri x yerine mesela eksi 5 yazdık. Eksi 1. Bu ne yapar? 3 üzeri eksi 6. Bunun cevabı yine eksi gelmez. Çünkü neden? Bunu ben şöyle yazarım. 1 bölü 3 üzeri 6 yaparım. Bu zaten yine pozitif bir sayıdır değil mi? 1'i 3 bölü 3 üzeri 6'ya bölüyorum. Pozitif bir sayı gelir. Yani hiçbir zaman şurası negatif gelmez. Şu ifade neymiş? Pozitifmiş kızlar. Daima pozitif. Yani böyle işim yok daha doğrusu. Buradan kök gelmeyecek onu demek istiyorum. Yani şuraya bakacağız ve buraya bakacağız. Şurayı sıfır yapan değer kimdi? X eşittir. 4 mü kızlar? Dört. Şimdi sıfır yapan değer. Ama üzerinde ne yazıyor? 2021 yazıyor. 2021 sayısı Tek tekli katlı. çiftli tektir o halde tek kat diyeceksin. Tek kat. Geldi şu paydaya. Bu kez x artı 4'ümüz var. İçin sıfır Eksi yapan değer dört. nedir? Eksi 4'tü. Kuvveti Yine neymiş? tek. 2023 o halde bu da tek. Tek kat diyeceğiz.
O halde tabloya geçebiliriz artık. Tablo nasıl olacak? Tabii ki şöyle çizelim. Bir, iki tane mi kökümüz var? Evet. Buraya x dersek geçelim. Bu fx olacak değil mi? Fx derken yine neyi kastediyorum? Şunun tamamından bahsediyorum aslında. Bu eksi sonsuzdan başladı. İşte köke geldik. Burada kim var? Eksi 4 Eksi var. dört. Eksi Artı dört. 4 Dört. var. Artı Artı dört. sonsuz var. Burada tek kat oldu. Tek sıfır yapıyor kızlar. Sonra geldi neye? İşaret artı. İşarete bakacağız. Şu pozitif daima ona artı diyeyim. Artı. X o artı çarpı. Şu işaret yine artıdır. Çünkü x'in işareti artı ya. Pozitif olan bütün kuvvetler pozitif oluyor. Buraya artı diyorum. Geldik x'in Artıya işareti bölüm artı yine yapıyoruz. pozitif. Artı. Artı. Bu da artı değil mi? Çünkü x'in işareti artı Evet. ya. Artı olan bir sayının bütün kuvvetleri artı çıkar. Yani pozitif çıkar. Sonuç ne yapar? Artı. Demek ki bu artıyı alıp ne yapayım? En sağa yerleştirdim. Tek kat olduğu için işaret değiştirdim. Tek kat Art. işaret değiştirdim. Bize sorulan neymiş kızlar? Sıfıra eşit ve sıfırdan küçük olması lazım. Zaten şu negatif olan yeri görüyorsunuz değil mi? Şurası bizim negatif Eksi. olan bölgeler. Burası Eksi negatif. 4 ile 4. Eksi 4 ile 4. Sıfıra Sıfır eşit eşit olduğu olan için. yere sormuş. Sıfıra eşit olan yer burada bir de şeyi unuttuk. Neyi unuttuk? Paydayı sıfır yapan değer var ya kızlar. Eksi 4 var ya burada şurada çift çizgi olması lazım. Paydayı sıfır yapıyor ya. Bunu öyle Evet. gösterecektik. Evet. Şimdi ben burada eksi 4 ile 4. Acaba kapalı mı açık mı? Bunu nasıl anlayacağım? Tabii sıfıra eşit olan yerleri sormuş ama bu sıfıra eşit olan yerler nerede? Zaten şuradan sıfır gelmiyor. Şuradan sıfır geliyor. O da 4'tür değil mi? 4 demek ki ben köşeli parantez içinde almam lazım. Köşede. Şu paydayı sıfır yapan değer var. Bunu alamam çünkü tanımsız Açık. yaptım. Bu da açık oldu. Anlaşıldı mı? Eksi 4'ü niye almıyormuşum? Paydayı sıfır yaptığı için alamıyormuşum. Eğer pay kısmında olsaydı bu değer o zaman onu da alabilirdim. Evet, çözüm kümesi bu şekilde. Yani eksi 4'e artı 4 tabii eksi 4'ten açık 4'ten kapalı bir yüzey bu. Ve burada olduğu gibi yani. Evet, bunu da bu şekilde açık. Demek ki üstte burada önemli olan üstte fonksiyon pozitif olduğunu unutmayacaksınız. Paydayı sıfır yapanlar da almıyor çözüm kümesi. Dikkat. Sıfır olsa yani sıfır eşit olduğu sorulsa bile almayacak. Evet, diğer bir soru böyle. Burada kaç dakika var? Var mı daha süremiz? Hocam daha 6 dakika var. Tamam hadi bunu da çözdüğümüz halde. Evet, ne demiş? Aşağıda y ekseni ve x eşittir 4 apsis noktada kesişen yani baktığımızda gerçekten şurada x eşittir 4 noktası var ya burada kesişmiş diyor. Bir de şurada y ekseni üzerine kesişmişler. Bundan bahsediyor grafiklerin. Y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonlarının grafikleri çizilmiştir. Görüyoruz zaten grafikleri. Tamam. Buna göre demiş gx eksi fx sıfırdan büyük ve eşit olduğu eşitsizliği çözeceğiz. Bunun çözüm kümesini bulacakmışız. Yani şu ifadenin eşitsizliğin çözüm kümesini bize sormuşlar. Bunu nasıl düşünmemiz lazım sizce? Şöyle yapalım o halde. Ben bir tablo yapmak istiyorum burada. Şöyle. Yani şu üstte biz x diyelim istersen. Şurada bir de gx'imiz var. Değil mi? Bir de fx'imiz var. Bir tane daha yazarsam şöyle tamam. Şuna getir. Evet, şuna x diyelim. Şuna ne dedik? Fx mi diyelim? Gx önce onun için gx diyorum. Sonra fx diyorum. Burada gx eksi fx diyelim. Gx eksi şimdi grafiğe baktığımda G'lerin negatif G hangisi burada? Şu turuncuyla çizilen yer ya da sarı. Neyse turuncu diyelim. Bunun negatif olduğu yerler belli, pozitif olduğu yerler belli. Hatta sen bunları anlatmıştık. Şu eksi 2'den önce negatif değil mi bunlar? Şu kodlar nedir? Eksi. Turuncuya bakıyorum. Eksi şuradan sonra artı diye başlıyor değil mi kızlar? Evet. Evet, burada yani Y'ler Y değeri daha doğrusu. Şuradan aldığı değerlerden bakıyorum. Şuradaki aldığı değerler var ya negatiftir. Buradan şöyle yapalım. Eksi 2 işaretleyelim şuradan. Eksi 2. Bir de elimde 4 var. Pardon 6 var şuradaki. Daha doğrusu hepsini işaretlemem lazım. Bir de 0 var. Bunları tek tek işaretleyeyim de. Bir de 4 var değil mi? Yani şuradaki değerler var ya. Eksi 2 var. 0 var. 4 var ve 6 var. Bunları işaretledim. G'den bahsettim mi? G ne yapıyordu? Şurada negatif olmuş. Nereye kadar? Eksi sonsuzdan başlıyor zaten. 2'ye kadar negatif. Şu çizgiyi de atayım da şöyle. Yani şu G'ye baktım. G neymiş? Eksi
sonsuzdan ta şu eksi sonsuzdan başlıyor ki zaten burada YD'ler ne yapıyor? Hep negatife gidiyor. Şunlar hepsi negatife gittiği için burada negatiftir. İkiden sonra ne yapıyor? Pozitife dönüyor. Şu turuncu renk pozitif yani üst tarafı hep pozitiftir. Turuncuya bakarsan nereye kadar? 6'ya kadar pozitifte sonra eksiye dönüyor Y değerleri. O zaman ben şurayı 0 yapayım çünkü G burada 0 yaptı. Yani x ekseni kestiğinde da bu fonksiyon 0 olduğu anlamında. Burada pozitif, burada pozitif, burada pozitif. 6'dan sonra ne oluyor? Negatife dönüyor artık. Y'ler. Yani aşağı inince buna negatif diyor. Yani şu kol x ekseninin altında kalıyorsa negatif değerler alıyor demektir gx. Bu şekilde yapabiliriz. Şimdi gelelim şeye fx'e bakalım. Maviye bakıyorum. Mavi kola bakarsan hep pozitif değil mi? Y değerleri pozitif değerler almış. Tek şu topu sıfır değeri var zaten. Buraya pozitif pozitif gidiyor. Demek ki hep pozitifmiş. Artı 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 diye devam ediyor pozitif her zaman. Bu şekilde düşündük. Tabi burada şurada nokta var ya o noktaya ne diyelim? Şu noktayı düşünecek miyim? Burası hangi noktaya denk geliyor? İkiye mi denk geliyor? Bunun bir önemi var mı? Aslında şey iki, yani şurada simetriktir ya bu kollar. Çünkü tam buna karşılık geldiği için burası toplam 4 olduğu için 2 burada, 2 de burada kalır. Yani aslında şurada bir 2 noktası var. Onu da söyleyeyim. 2 noktası da şu G'miz 0 oluyor ya kızlar. Şurada 0 oluyor yani. Çünkü şu nokta 0 olduğu an, yani değdiği anda X'e değiyorsa o noktayı 0 yapıyor demektir. Bak burada X ekseni kesin 0 oldu. İşte şu orası, şurası görüyorsunuz. Şurada eksi 6 noktası var. O da G'nin 0 olduğu nokta demektir. Şimdi bu ikisinin farkını bulacağım. Buradan ne gelir? Bu G'miz zaten negatif. Şunun da eksi var ya. Bunu eksiye çarparsak burası ne olur? Eksi eksi. İki tane eksi sayının toplamını yapar. Yani eksi 2 mesela. Eksi 3 daha eksi yapar değil mi? Burası eksi gelir. Daha sonra bu pozitif. Bunun önüne ne geldi? İşte önüne eksi gelince artı eksi geldi değil mi? O zaman sonuç ne yapar? Eksi. Eksi diyorsun. Evet. Ama hangisi daha büyük? Onu nasıl anlayacağız? Şuradan mı bakacağız? Bir dakika. Eksi 2 ile 0 arası neresi? Şura mıydı? Grafik biraz karıştı. Şunu silmem lazım. Grafikte de Hocam anlamadım. benim kafam karıştı. Siz oraya 2'yi de eklediniz ya grafikte. Şu nokta var ya ondan dolayı bu tam tepe noktası ya. Tepe noktası tam ikiye denk gelmez mi? Yani şurası simetrik ya zaten. Yani şu toplam 4'ü gösteriyor. Burası 2'ye denk 2'ye gelir yani noktalar. Yani 4'ün yarısı 2 ya ondan dolayı 2 yazdım. 2'deki değerleri de mi artı olacak? Orada öyle çarpmışsınız ya. 2 için 0 Gösterdiniz oluyor ya. anlamında. Fx'in 2 noktasında değeri 0'dır. Yani 0 oluyor. Diğerler hep pozitif yani. Bu da pozitif yani. Burası hep pozitif. Tek 0 olduğu yer 2 noktası yani. Öyle diyelim. Ne her şey yapıyorduk. Çıkarma işlemi yapıyorduk. Şuradan şunu çıkarmıştık. Bu eksiydi. Şimdi buraya gelmiştik. Bu şunu şöyle anlayabiliriz aslında. Şuradan bir çizgi çizerek yapabilirsiniz. Mesela eksi 2 ile 0 arasına bakalım. Şu ara eksi 2 ile 0 arası şurada değil mi? Buradan bir çizgi çizdiğimizde değil mi? Şöyle çizelim. Bak fx yukarıda kalmış değil mi? F, pardon, bu evet fx'imiz. Aşağıda gx'imiz var değil mi? Şu. Bu ikisinin farkı ne yapar? Gx aşağıda kalıyor. Büyük bir sayı. Mesela şuraya örnek vereyim. Burası mesela ne olsun? 3 olsun. Şurada 5 olsun. Şu değer. Biz ne yapacaktık? Gx'ten fx'i çıkarmam lazım. O halde çıkarsam ne yapar? 3 eksi 5 yapar. O da negatif bir sayı gelmedi. 3'ten 5 çıkacak. Çünkü önce g var ya. G'miz burada neye gitmiş? Mesela g değeri 3'e gitmiş. F değeri 5'e gitmiş. 3'ten 5 çıkarsa negatif bir sayı. Demek ki burası negatif olacak. Ve G'de şu araya 0'la 4 arasına bakalım. 0'la 4 arasına bakarsan bu aradaki çizdiğim çizgiye bakarak anlayabiliriz. Şöyle tek çizgi çiziyorum. Mesela buradaki fonksiyonu aldığı değere bakacak olsam G'nin aldığı değer pozitiftir. Mesela F'in aldığı değer 0 olsun. O halde bu ikisinin farkı ne yapar? Tabii ki pozitif yapar. O halde buraya pozitif yani artı diyorum. 4 ile 6 arası var. Şu arada yine şöyle bir çizgi çizersen şöylece. Buradan da şunu diyebiliriz. G'nin aldığı değer mesela aşağıda, F'in aldığı değer yukarıdaysa bu da negatif gelir bu arada. Buna da eksi diyeceğiz. Şu alttan büyük değerler için konuşacak olsam şu ileriden bak. Yine aynıdır. Bu da eksi gelir. Yani şuradan bir çizgi çizersem yine negatif olduğunu görebiliriz.
Bize sorulan yer neresiydi ona bakacağız. Pozitif olan yerler mi sormuş? Yani şurada pozitif olan yerler sormuş. Pozitif olan yerler zaten şu ara değil mi? Tek bir yer geldi. Sıfırla dört arası olması gerekiyor. Evet. Dört ne yapıyor? Dört burada dahildir. Köşeli. Burada dahildir. Yani çünkü ikisi de aynanın sıfır. Yani birbirine değdiği için sıfırlamış oluyor. Yani birbirine çıkıyor sıfır yapar. Şu değdiği nokta yine nedir? Sıfır noktası. X eşittir sıfır noktası. O da ne yapar? Dahildir. Yani eşitlik yapar. Sıfır yapar yani. X yerine sıfır yazdığında bu fonksiyonlar sıfır yapar. Bunlar daha yani cevap sıfırla dört aralığı olması gerekiyor. Süremiz bitti mi? Devam ediyor hocam demeyeyim mi? 2 dakika geçmiş hocam. Yani o zaman burada kalalım değil mi? Diğer soru 8'de kalalım. Bugün diğer dersimiz yani normal ders programında salı günü var mı dersimiz bilmiyorum da. Var hocam. Buradan salı günü devam edeceğiz buradan. Bu halde bugünlük bu kadar. Size iyi akşamlar. Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar hocam. İyi hayırlı iftarlar hocam.